Bu renkli tekerlek gördüğünüz gibi bir tekerlek değildir arkadaşlar. Tekerlek icat edileli çok uzun süre oldu. Bu neymiş? Şimdi ayrıntılarına geçmeden önce evvela bu tekerleğin faydalarından bahsedelim. Şimdi geçen derste kaderden bahsettik. Tabii kaderi iki versiyonda işledik. Şimdi şuradan köyden birisine desen ki Allah nasıl birisidir size ne der? Ya bu dağları, şu gördüğün Çanakçı'nın dağlarını o yaratmıştır. İşte böyle azametli bir zattır der, değil mi? Yani onun Allah inancı, onun Allah düşüncesi ne kadardır? Allah'ın büyüklüğü onun dünyasına ne kadardır? Bu Çanakçı'nın dağlarını yaratan bir Allah. O kadar bir Allah'ı vardır onun. Bir kozmografyacıya, astronomi uzmanına sorsak, desek ki Allah nasıldır, nasıl birisidir, azamet ve kudreti nasıldır? Diyecek ki çok dehşetlidir, bu yıldızları, bu azametli küreleri, bu galaksileri idare eden odur diyecek. Onun Allah'ı biraz daha büyük, fark ediyorsunuz mu? Aradaki farkı. Onun Allah'ı daha büyük. Biz geçen derste ne işledik? Kaderi işledik. Kaderde ise baktık ki uzay, güneş, galaksi bunlar ne ki? Yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasının yanında toz bile olmaz. Hani bir bunları söz olarak söylemek var, bir de görmek var. Şimdi ben desem ki ya yıldızlar, galaksiler Allah yaratmıştır, hiçbir şeydir desem, bir kozmografyacının, bir astronomi uzmanının sahip olduğu bilgiye sahip olmadığım için, onun gördüklerini görmediğim için o hisse, o imanda olamam, değil mi? Şimdi biz de ne yaptık? Kader dersiyle beraber Cenab-ı Hakk'ın gayb alemlerindeki azamet ve tecelliyatını gördük. Bizim Allah'ımız da bizim dünyamızda o nispette büyümüştür. Buna işte bu büyümeye biz iman diyoruz. İman büyüyor. Allah'a daha ziyade yaklaşıyor. Allah'ın tasarrufatını, Allah'ın azametini daha ziyade gördükçe Allah inancı onun dünyasındaki Allah daha da büyüyor. O zaman kul hal ve harekatında daha dikkatli hareket etmek ve Cenab-ı Hakk'ın onu her yerde hazır ve nazır bir şekilde gördüğüne daha ziyade itikad etmektedir. Aksi halde yani bir toptancılık, işte Allah var, bütün mülk de onundur der. Fakat tam manasıyla bilmediği için kendi şahsi hayatında istediği gibi yaşar. Burada ise yani o kader risalesinde Cenab-ı Hakk'ın azametine nasıl böyle külli bir şekilde baktık, neler var gördük. Bu ders ondan biraz daha küçük bir ders. Bir cihette küçük, bir cihette büyük. Miraç Risalesi'ndeki, şimdi gelelim oraya. Bu Word dosyasını açalım. Ana başlık. Şimdi edvar-ı ömrü alemdeki zaman birimi. Yani alemlerdeki zaman birimlerini öğreneceğiz bu derste. Zaman zannettiğimiz gibi öyle hani bir saat geçti filan öyle değil. Bir günü 50 bin sene olan günler var ayetin ifadesiyle. Bir günü 1000 sene olan günler var yine ayetin ifadesiyle. Bu ayetler burada zikredilecek. Risale-i Nur'daki saati kübralar, bütün saatler, üstadın vermiş olduğu saat misalleri toplanmış ve bu alemdeki dönen zaman birimlerinin hepsi birleştirilmiş ve o zaman birimlerine aynı zamanda alemler de eklenmiş. O zaman birimleri hangi alemlerde tecelli ediyor? İşte Miraç Risalesi, 9. Söz ve Barlar Layıkası'ndaki yerler ana merkez ve esas ittihaz edilerek hazırlanmış. Alemi dünyanın saati kübrası. Dünya dediğimiz alem, onun saati kübrası. Yani bütün galaksiler ve bütün İşte gayb alemlerin hepsini kapsayan bir saat diyor. Bir daha dönelim şu saatimize. Aslında bu saat ya sadece bizim galaksimizi ifade eden galaksi yörüngesi gibi gözüküyor ya. Aslında öyle değil. Bütün efendim şeyi arş, kürs hepsindeki zaman birimlerinin hepsini ifade eden, cennet, cehennem hepsindeki zaman birimlerini ifade eden bir göstergeden ibarettir. Yani Allah Resulü Miraç'a nasıl gitti ve bir anda bütün bu alemlerin hepsini birden
yatağı dahi soğumadan nasıl gidip de geldi? Ya bu kadar kısa sürede bu kadar büyük alemleri gezmek nasıl mümkün olabilir? İşte bunları burada ifade edeceğiz. Dönelim şimdi tekrar. Miraç bahsindeki saat. Bakın burada neler bu Risale-i Nur'dan toplamadır. Yani o saat. Miraç bahsindeki saati toplamışız. Sonra 9. sözdeki saat ve Barla'daki Edvar-ı Ömrü Alem diyor ya. Hatırladınız Barla'nın sonunda. Edvar-ı Ömrü Alem. Sonra Lema'lardaki 7 güneş. Lema'larda 7 güneş geçiyor. Biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz mu? 3 tanesini biliyoruz abi. Zam geldi onlara. 7 oldular. 7 güneş, 7 alem. Bunların içtimağından, toplanmasından çıkan bu derste, bakın bu ders neye işaret ediyor? Yani biz bunu niye topladık? Yani hadi canımız sıkıldı bir saat çizelim, üstüne de işte bir iki yazı yazalım diye şey yapmadık. Bundan çıkan netice şu oldu, insanın namazı hangi alemlere ve zamanlara tevafuk ettiği ortaya çıktı. Ya sen burada namaz kılıyorsun ya, saatin ibresi sensin. Şimdi şu saatin tam merkezinde bir nokta var. Görüyorsunuz değil mi? O nokta kim biliyor musunuz? O nokta sizsiniz. Siz o noktasınız. Orada yapacak, kılacağınız namaz sizi o nokta yapar. Orada yapacağınız küçük bir hareket, oradaki bütün alemlere, etrafındaki bütün rakamların hepsine bakan bir yüzü vardır. Bunu saat üzerinden göstereceğim inşallah. Yani sen adeta bir kaptan gibisin. Oradan da küçük bir harekatla büyük bir gemiyi yönlendiriyorsun. Ve insanın ne kadar büyük bir aleme noktayı mihrakiye olduğu. İnsan ne kadar büyük bir aleme noktayı mihrakiye. Ana nokta. Orada bir nokta var. O nokta dağılsa ne olur? Saatin işi biter değil mi? İnsan işte oradaki o nokta. Ve insanın nasıl bir aleme kaptanlık ve halifelik yaptığını. Şimdi insan diyor cisminin küçüklüğüne bakıp da cirmini küçük görmesin. Evet cismin küçük. Yani o koskoca alemlerin yanında toz bile değilsin. Ama noktayı mihrakiyesin işte. O noktasın. Orada senin yapacağın küçük bir yanlış o büyük alemlerde çok büyük tahribatlara, hezimetlere vesile olabiliyor. Hani ben ne yaptım? Hani kaptan misalini veriyor Üstad Nuri'lik kapsa. Ben ne yaptım diyebilir mi? Yani bir şey yapmadım ben. Yapmamakla beraber yapıyor. Yaptığı zaman ne olur? Bütün o alemlere bakan yüzleriyle insana ne oluyor? Sevap ve uhrevi hasenat geliyor ve yaratılış gayesi ortaya çıkıyor. İşte halifelik bu. Yani bu alemden çıkın artık. Hani nurculuk ekseni biraz sadece bahardaki çiçeklere, böceklere mahsus kalmamalı. Tefekkür alemimiz artık bu alemden çıksın. Hasreten böyle medrese ilmini yakından bilen insanlar bilhassa şu alemden artık çıkması lazım. Yoksa aynı yerde saya saya, aynı yerde döne döne belli bir zaman sonra sıkılır. Artık hani kavanozu dıştan yalama tarafına gider. Bu da belli bir şeyleri terk etmeye vesile olur. Ama ufkumuzu, nazarımızı ne kadar geniş tutarsak o cihette ne yaparız? Allah'a yaklaşırız, Allah'a iman yükselir ve hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve küre-i arz bomba olsa ihtimaldir ki onu korkutmayacak dedi. Bu imana sahip olanlar. Yoksa şurada bir tabanca patlasa yüreğimiz çatlıyor. Ya bu imana sahip olmak için de ne gerekiyor? Bu cihette tefekkür etmek gerekiyor. Yani halifelik yaptığımız alem, yaratılmış olan bütün alem demektir. Sadece şu galaksimiz değil, yaratılan bütün aleme halifesin. Arşın, kürsün, lehv-i mahfuzun, lehv-i mahvi ispatın, kaderin, cennetin, cehennemin hepsinin halifesi olarak yarattı Cenab-ı Hak. Yoksa sadece burada su bidonu satalım diye değil mi Hamza?
Yani nerede şimdi buraya halife olmak, nerede su satmak? Yani suyunu yine satacaksın da, satma demiyor da. Ama yani bu noktada olduğumuzu bilmek lazım. Şimdi yazıda nokta nerede olduğunu bilirse, bazen bakarsın ki bir kişinin hayatını bile noktalandırabiliyor bir nokta, değil mi? Yani edebiyattaki yeri çok azimdir. İşte biz o nokta gibi yerimizi, makamımızı bilirsek, o zaman var olabiliyoruz. Eğer yerini, makamını bilmezse insan maalesef yok oluyor. Siyah bir lekeden ibaret kalıyor, silinip gidiyor tarih sayfasından. Ve insanın camiyetini de gösteriyor. Sen halifesin ama demek ki o kabiliyette Cenab-ı Hak seni halk etmiş ki. Ne yapıyor? O makama getiriyor. Şimdi yoldan geçen adamı halife yaparlar mı? Cumhurbaşkanı yaparlar mı? Yapmazlar. O vasıflar var ki yapıyorlar, değil mi? İşte demek ki bütün o alemlerin numuneleri insanda var ki Cenab-ı Hak onu takdir etmiş. Bak cinler var. Cinleri takdir etmemiş. Cinler var. Ama onları takdir etmemiş. Halifelik sırrını onlara bahşetmemiş, vermemiş. Eğer öyle olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlerden gelirdi, değil mi? Cin taifesinden birisi olurdu. Ama öyle değil, insan taifesinden. Melekleri de tayin etmemiş bu hususta, halifelik noktasında. Melekler de var. Bizden önce melekler var. Sonra cinler var. Ama en son biz varız. En son, en kemalde olan nokta İnsan geliyor, son halife geliyor artık. İnsanın camiyeti de bundan ortaya çıkıyor. Ve ulviyeti, yüksekliği ve insana nelerin takıldığını gösteren şehadet aleminden küçük bir haritadır. Bu bir önce göstermiş olduğumuz o harita, o saat, üstadın verdiği, o küçük, sadece anlamak için, kavramak için bir kısım işaretler nevindendir. Sadece genel kroki bilinsin diye. Yoksa teferruatına inmek, hepsini efendim teferruatlandırabilmek, yani o zaten mümkün değil. Şuraya da bakalım. İşte buna ne işaret ediyor? Kur'an işaret ediyor. Diyor ki bir günü 50 bin sene olan o günde melekler Rablerine yükselir. Bir günü 50 bin seneymiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu boyuta geçiyor işte. Ayetin bahsettiği bu boyuta geçiyor. Bu yine Risale-i Üstad bunu almış. Secde suresinden ve Meariç'ten. Ve sizin saydıklarınızdan 1000 senedir diyor. Sizin saydıklarınızdan 1000 senedir. Bak orada 50 bin dedi, burada 1000 dedi. Fark ettiniz mi? Farklı. Halbuki burada 24. Burada 24. 7 tane güneşten bahsediyor. Onların günleri kaçtır bilmiyoruz. Oralarda da farklı günler var. Yani hepsinin hesabını bir lahzada biz göreceğiz diyor. E nasıl görecek yani, bir anda nasıl görecek? Bir gün 50 bin sene olursa bir saniye bile sürmez değil mi? Orada yani hesap. Bu ayetler şehadet alemiyle, alemleriyle, gayb alemlerinin birbiriyle iç içe şubeleri olup, bakın birbiriyle iç içe, şu an olduğun yerden cennetten meyve koparabiliyor, olduğu yerden o boyuta geçebiliyor. Şu 1-2 saniye içerisinde gitti cenneti, cehennemin hepsini dolaştı, orada yine yeri daha sıcak, soğumamış yani. Aslında bir yere gitmiyor. Bir boyut değiştirme, şimdiki tabirde hani vardır ya, boyut. Bu boyutları farklı olduğundan karışma olmadığını gösterir, karışmıyor. Burada bir televizyon ve radyo misali var mesela. Televizyon, radyo bunu tam izah ediyor. Televizyon ve radyo dalgaları var olup görünmüyor. Bak görünmüyor, burada var. Buranın içerisinde şu an neler var? Bütün pislikler de var buranın içerisinde. O internetlerdeki, televizyonlardaki bütün pislikler, pis görüntüler, iyi görüntüler, güzel görüntüler, sesler, her şey şu an bu mescidin içerisinde bizimle beraber. Ama görebilen yok. Cennet de burada, melekler de burada, cinler de burada. Burası dolu. Ama gören yok. Görünmemeleri ve karışmamaları gibi. İşte Miraç'a nasıl çıkacağız? Ya televizyonun görüntüsünü nasıl görüyor? Şurada bir
şey olsa değil mi? Bir düğme olsa bir çevirsek adam konuşmaya başlar. Bir düğmeye bassak adamın görüntüsü çıkar burada haberleri sunar. Ne oluyor? O boyutta hemen bir geçiş yap yeter ki. Yeter ki oraya bir iletişimin olsun. Seni iletecek bir şey olsun. Ruh da ne yapar? Cennete bir anda geçer. Niye? Buradaki boyutun içerisine geçer. Miraca bir anda gider. Buradaki boyutun içerisine girer. Yani bunlar bize çok uzak şeyler değil. Yakın şeyler. İşte içine giremedik o zaman işte bize bir faydası yok diye anlaman da yeterli. Niye? Yaşantın değişir. İmanın artar. Allah'a, ahirete daha yakın olursun. Seni yapılandırır. Şuurlu kılar. Aksi halde avamla aramızda bir fark kalmaz. Yani avam da Allah'a iman ediyor. Havas da Allah'a iman ediyor. Aradaki fark ne? O daha yakından biliyor. Onun imanı daha yüksek olduğunun havası olmuştur. Havaslığında mertebesi vardır. Gitgide yükselir. İşte bu konuya işareten Üstad yine işaretül icaza şöyle diyor. Kezalik sani hakimin kainat denilen kainat. Bakın kainatı şöyle anlıyorlar. İşte uzay ve galaksi olarak anlıyorlar. Kainat denildiği zaman yaratılmış mahlukat, yaratılmış bütün mahlukat kastediliyor. Uzay muzay geç. Uzay muzay geride kaldı. Uzay muzay bir şey değil yani. Onları arkada bırakmak lazım. Bu saatin milleri feleklerin çeşit çeşit devranından ibarettir. Bu saatin milleri feleklerin yani alemlerin çeşit çeşit devranından dönmesinden ibarettir. Ne demek ya? Kaç tane mili var? 18 bin mili var değil mi? 18 bin efendim ibresi var demek. Mil demek ibre demek. Şu saatin 3 ibresi var ya. O saatin 18 bin ibresi var. 18 bin ayrı ayrı ibresi var. O da yani bizim bilebildiğimiz tabir edilen, kabaca tabir edilen. İşte bu deveranlar günleri, seneleri, ömrü beşeri, dünyanın beka müddetini gösteren millerdir. Şimdi konuyu hangi noktalardan ele alacağız? Sürat noktasında ele alacağız. Saat, dakika, günler, devri, alem cihetiyle ele alacağız. Şimdi önce saatin ibrelerini bir tanıtalım. Ne demiş? Bak burada çok küçük bir mil var. Saat ve asırı gösteriyor. Yani bu burada şöyle küçük bir hareket yaptığı anda. Mesela saati gösteren ibre var ya şu saatte gerçek saatte. Saati gösteren ibre ne oluyor? Bir saat gidiyor. Dakika kaç defa dönmüş oluyor? Saniye kaç defa dönmüş oluyor? He? Efendim? 3600 defa dönüyor. Şimdi bu dünyada bir saat geçtiği anda saniyede kaç saat geçiyor? 3600 saat geçiyor. Anladık mı mantığı? Bu dünyada, bu dünyayı saat ibresi olarak düşünelim. Zaman birimi olarak burası saatle işleyen, 24 saatle işleyen bir sistemdir. Burada bir saat geçtiği zaman saniyede kaç saat geçiyor? 3600 saat geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam saniyeye binmiş, saniye boyutuna geçmiş olsa ne yapacak? 3600 saatlik bir iş yapıp gelebilir değil mi? Burada bir saat geçmeden. Tasya'ya, Aşira'ya binmiş olsa, geçmiş olsa, Aşira boyutuna geçmiş olsa ne yapar? Yani milyonlar saatlik işi yapmış gelmiş olabilir. Yani buradaki küçük bir hareket de bu kaç defa dönüyor? Tasya. Bu tasya yani... Bakın burada bu saatten küçük bir hareket edvar ömrü alemde ufak bir hareket yapıyor. Bu neymiş? Asır. Asır geçiyor. 100 yıl geçiyor. Bu saatin ibresi asırı gösteriyormuş. Bu seneyi, dakikayı gösteriyor. Bunun dakikası bir seneymiş. Dakikası bir sene. Bir dakika geçti. Yani bir sene geçti manasına geliyor. Bu saniyesiymiş. Gece gündüz. Gece gündüz onun saniyesi. Tık 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 tık. Böyle. Sonra seneler saliseleriymiş.
seneler saliseleri. Yani bu ibreler uzadıkça bu ibreler daha hızlı dönüyor manasına geliyor. Anlıyoruz değil mi? Saat mantığını anlamamız lazım. Saat mantığını anlayamazsak bu Miraç Risalesi'ndeki üstadın verdiği saat misalini, zaman birimlerini anlayamayız. Dokuzuncu sözü anlayamayız. İbre küçüldükçe küçük hareket eder ama burada bir asır geçer. Burada bu büyük ibre, küçük hareket karşısında bu büyük ibre milyonlar defa döner. Milyonlar defa yani saatler geçmiş manasına gelir. Burada Rabia diyor. Sonra Hamise diyor. Yani saniyenin beşte bir oranında daha da düşük bir zaman birimi. Sonra Sadise. Ondan sonra Samine. Sonra Tasiye. Samine. Bu da aynı mı yazmışım? Tasiye. Evet şimdi gelelim şeyleri tanımaya. Bakın burada 4 saatlik gün var. Bunların hepsini Risale'den koymuşuz buraya. Aşağıda kaynakları var. 4 saatlik günler varmış. Hatta 1 saniyelik günleri ömrü olanlar var. 1 saniyelik ömür olur mu ya? Bir ömür yaşıyor. O saniye içerisinde o hayvan bir ömür yaşıyor ve bu alemden göçüp gidiyor. Ona göre bir ömür yaşadı. Yaşadı yaşadı da bitmedi hatta yani. O kadar çeşitli zaman birimleri, zaman dilimleri var. Sonra 8 saatlik günler var. Bakın şu mavi boyutta 8 saatlik günler var. Sonra bakın gece vakti, işa vakti, mağrib zamanı, asr zamanı, zuhr zamanı, fecr zamanı, gece gündüz deveranı, 24 saatlik küreyi arza işaret ediyormuş. Bu neyle? Sürat-i insanla işaret ediyormuş. İnsan sürati burada kalıyor. 24 saatlik zaman dilimine göre bu namaz vakitlerinin, bakın bir de buralara tekabül eden noktası var. Mesela sen işte işa vakti geceye hem kışa hem ihtiyarlığa var ya dokuzuncu sözde hatırladınız. Hem şuna hem buna hem buna te buradaki geniş alemlere doğru ne yapıyor? Baktığı yönler var. İşaret ettiği yönler var. Yani işaret kelimesi de biraz düşük bir cümle kalıyor. Fakat o alemleri temsilen çıkıyorsun oraya. Yani gece vakti kalktın bir namaz kıldın. Bu 24 saatlik zaman birimi yani dünyamıza göre kış vaktine işaret ediyor. Aynı zamanda bakın buralarda nelere işaret ediyor? Şuraya gelelim mesela. Hem kabri hem alemi berzahı ifham ediyor burada bakın. Kabri berzah alemini de içine alıyor. Bakın şimdi dünyadan çıktın. Artık berzah alemlerini içeri alıyor. Ve sabahı haşri ihtar ediyor. Şimdi bunun bu şey sabah namazına tekabül eden nokta da te mahşer meydanlarına, arşlara, kürsülere, efendim cennetlere, cehennemlere tekabül eden noktası var. Hani biz konunun başında ne dedik? Sen şu noktasın dedik değil mi? Saatin merkezindeki nokta. O nokta işte. O noktanın küçük bir hareketi böyle dönmesi ne yapıyor? Kışa, efendim ihtiyarlığa, efendim mahşer meydanına, şuna, buna, bütün o gaybi alemlerin hepsini içine alan, kuşatan geniş bir açıyla ne yapıyor? Hareket ediyor. O yüzden insan dememesi lazım ki ya ben işte küçük bir hareketimle ne yaptım ki? Yani ben bir şey yapmadım ki. Ne olur ki? Çok şeyler oluyor. Çok şeyler oluyor arkadaşlar. Burada ne dedi? Hem kışa, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin üstünü örtmesine. Şurada. Güz mevsiminde mahlukatın grubuna. Bunlar hep dokuzuncu sözde bahsediyor. Güz mevsimine, yaz mevsimi ortasına. Burada ne diyor? Evveli bahar mevsimine. Diye ne yapıyor?
devam ediyor. Bir günü bir aylık manzume-i şemsiyeye, güneş yörüngesine, saniyede 5 saatlik de mesafe alıyormuş bu. Sürat sistemi de buymuş. Şimdi 5 vakit namaz kılan, küçültelim biraz. İşte 5 vakit namaz kılan, bakın şurada oluyor, tamam mı? Şuradan başlıyor. Sabah, öğle, akşam, ikindi, akşam akşam yatsı, efendim teheccüd, sabah, böyle bütün alemlerin hepsini ne yapıyor? Taramış oluyor. Ve hepsine muvafık ve müteveccih yüzleri oluyor. Ve hepsini içerisine alıyor. Bütün alemlerin ibadetini sunar dediği bu mu oluyor? İşte bütün alemlerin ibadetini böyle sunuyor. Başka türlü de nasıl sunmasını bekliyoruz ki? Bütün alemlerin ibadetlerini Allah'a takdim et, sun bakalım. Nasıl sun hocam? Namaz kılmayanlar da bütün bu alemin, alemden ortaya çıkan hasılattan mahrum kalıyorlar. Şimdi namaz kılıyorsun, hep namaz kılmayanlardan bahsettik ya, bir de namaz kılandan bahsettik. Bütün bu alemlerin ve bütün bu alemlerde yapılan ibadetlerin, tesbihatların, zikirlerin sevaplarına bil külliye hissedar oluyor. O yüzden öyle bir cennete gidiyor zaten. Yoksa şurada iki yat bir kalk, al sana bir cennet. Ya ucuz değil mi? Ya mantığa sığmıyor. Yani bu icraata bu fiyat verilmez. Ama icraat o değil. İcraat oturduğu yerden adam veya ayakta bir ufak fiille ne yapıyor? Bütün bu alemlerinde gerçekleşen ibadetler, vazifeler, zikirler, her ne ki varsa bütün hepsini o takdim ediyor. Anahtar gibi değil mi abi? Anahtar gibi, evet. Büyük bir hazine odasını küçük bir anahtar açıyor, değil mi? Şimdi seni o odadaki bütün hazineye malik yapan nedir? O küçük anahtardır. Görsen şekli şemali 5 kuruş etmez. Demir itibariyle baksan da bir kıymeti yoktur. Ama o hazine o anahtara bağlıdır. İşte o anahtar da namazdır. İnsan şu siyah nokta var ya, işte bu siyah nokta insandır. Bu siyah nokta da burası ana merkez direkt ya zaten, bağlayıcı, fark edersen bütün ibreleri bağlayan bu. Adam namaz kalktığı anda bütün ibreler dağılıyor. Kendi alemindeki bütün her şey dağılıyor. O zaman yeme içme, ondan sonra bir de tuvalete gidip boşaltmadan ibaret kalıyor. Abi namazla birlikte bu alemlere, bu zamanlara geçiş yapılabiliyor değil mi? Sen şuur etmesen dahi bütün hepsine Cenab-ı Hak şuursuzca yapılan ibadetlere dahi hissedar ediyor. Her namaz kılan geçebiliyor mu bu alemi? Herkes derecesine göre geçiyor. Herkes inancına göre geçiyor. Şimdi şu dersten sonra senin namazına bakışın değişir. O manada o ibadeti yaparsın. Allah sana inancın nispetinde o feyzi ihsan eder. Ama kimisi şuursuzca yapıyordur. Ona da buradan bir hisse vardır ama yani şuursuz yapılanla şuurlu yapılan arasında çok farklar vardır. Yıldızları tespit tanesi gibi mi çekiyorsun? Artık yıldızlar, gaybi alemler, alemler elinde, yıldız değil de alemler elinde tesbih tanesi oluyor. Cennetler, cehennemler, efendim arş, kürs, sidre-i müntehalar hepsi tesbih tanesi gibi kalıyor. Yani bu açıdan, bu merkezden bakarsa kendisine. Adam general, kol ordu komutanı. Şöyle bir masada oturuyor. Ama bu adamın şimdi neler bağlı ona, değil mi? Türkiye'nin belki kaç yerindeki askeri birlikler, efendim füzecisi, havacısı, karacısı, tankçısı, şusu, busu, bu adama bağlı. Bu adam oturduğu masadan bütün hepsi bana bağlı. Benim emrimle hareket ediyor. Şuur ve düşüncesiyle hareket ettiği sürece generaldir, değil mi? Ama bundan haberi yok. Sadece işte imza memuru gibi orada oturursa o makamın hakkını verememiş olur. O makamın hakkını verememiş olur. İşte şu an biz o masada oturuyoruz, o koltukta oturuyoruz. O koltuğun, yani şu koltuğun hakkını vermemiz lazım. İşte zaten bu koltuğun
yetki dairesini gösteriyoruz şu an. Yetki dairemiz, yetki dairelerimiz, böyle geniş dairelerimiz. Hem kabiri diyor, alemi berzahı ifham ediyor. Hem vefat etmiş insanın bakiyeyi asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini işaret ediyor. Hem insanın vefatına, hem ihtiyarlık vaktine, hem gençlik kemaline, hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına, tabakat-ı ömrü insana, bir günü bin senelik sene olan Rabb-ü Şira'ya işaret ediyormuş. Şurada döndüğümüz zaman. Bir günü bin sene olan, 7000 senedir insanlığın ömrüne işaret ediyor burada. Bir günü 1000 sene oluyor, 7000 senelik ömrümüz var insanlık alemi. Bu daire bakın çok geniş. Yani o aşağıdaki küçük ibrede, küçük bir hareket burada çok hızlı olması lazım. Hayal süratinde bir sürat var. İşte diyoruz ya Peygamberimiz Miraç'a nasıl gitti? Hayal süratinde olması lazım değil mi? Cenneti, cehennemi bir insanın gezip gelmesi, Allah'la görüşmesi ancak hayal sürati kurtarır. Yani cennet, cehennem, Allah. Yani hayalinden geçirdiğin anda o iş olması lazım ki. Bu yoksa mümkün değil. Hiçbir yani şey saymaya kalksan sayamazsın zaten. İşte bu alemde, yani bu bir temsili işareti, bu alemde hayal süratinde bir hareket hızı vardır. Hem sabahı haşri ihtar ediyor. Yani bunun bir zaman dilimi ne değil mi? Bunun bir zaman dilimi. Bakın sadece bir tane zaman dilimi. Bir saatinde haşir meydanı gerçekleşiyor. Haşir meydanına iniyor insanlık. Sadece bir saatlik bir mesele. Hani böyle kıyametler kopacak, insanlık işte var olacak, yok olacak. Bunun için bir saattir o. Bu aşağı. Yani bu zaman diliminde, bu zaman diliminin hepsini işgal etmiyor. Sadece bir saati bu kadar. Yani o kadar büyük bir zaman dilimine hakim bir zaman. Hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celali tasarrufatını ihtar eder. Hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celali ifham, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve ondaki şuunat ilahiyeyi ve inamat ilahiyeyi ihtar eder diyor. Şurada ne yazıyor? İşte peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl evliyalar nasıl bir anda pek çok yerde oluyor, bir anda oraya buraya nasıl gidiyorlar. Bunların hepsi bakın, Peygamberimiz Aleyhisselam en uç noktadaki zaman birimine göre hareket ediyor. Evliyaların bir kısmı, yukarı çık. Evliyaların bir kısmı şuraya kadar geçebiliyor, bir kısmı buraya kadar geçebiliyor. Herkes derecesine göre. Bir kısmı şuraya kadar geçebiliyor, bazı işler görüyor. Ama en üst mertebede işte makam Mahmud ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün miraç gerçekleşiyor ve o alemden geliyor. Tabii. Herkes terakkisine göre, kabiliyetine göre bu boyutlara geçiş yapabiliyor. Hani insanlık ne yaptı? İlk önce radyoyu yaptı değil mi? Radyo yaptı. Temel televizyon yapabildi mi? Yapamadılar. Önce ses boyutuna geçiş yapabildiler. Sesler gelmeye başladı. Çok uzak yerdeki insanların sesleri bir anda pek çok yerde olmaya başladı. Sonra ne oldu? Görüntü boyutuna geçiş yapabildiler. Hı? Renksiz. Sonra renkli oldu. Şimdi neyin peşindeler? Işınlamanın. Yani insanı bir anda bir yerden bir yere nakletmenin derdindeler. Bak insanlarda bile tedrici bu olay gerçekleşiyor. Velayette de herkes derecesine göre ne yapıyor? Bu alemlere geçiş yapabiliyor. Ama şuurlu veya şuursuz, şu alemin kaptanısın. Bu alemde burada yapmış olduğun namaz, burada yapmış olduğun harekat, bütün bu alemlerini hepsine aksediyor. Hepsinden kaydediliyor. Ve o alemlerden gelecek olan sevap ve amal
bütün defteri hasenatına kaydediliyor. Bütün melaikenin ibadetleri, bütün cinlerin ibadetleri, bütün böceklerin, sineklerin, çiçeklerin, efendim semavattaki bütün mahlukatın ibadetleri, yıldızlar hepsi dahil, bunların hepsinin ibadetleri sana ne yapılıyor? Senin defteri hasenatına kaydediliyor. Yoksa general 10 milyar, 20 milyar maaşı niye alıyor? Bu adam bu mesuliyeti yüklendiğinden dolayı alıyor. O mesuliyetin gereğini yerine getirmezse, eğer zarar gelirse bütün o mesuliyeti de yine kim çekecektir? O çekecektir. Bir yüzbaşının mesuliyetiyle binbaşının veya bir generalin mesuliyeti bir midir? Değildir. İşte aynı şekilde yani biz kendimizi diğer mahlukatla kıyas edip de, yani inekle kendimizi kıyas edip de mesuliyetimizin az olduğunu, ağırlığımız az olduğu için mesuliyetimiz de az zannetmeyelim. İneğin hiç mesuliyeti yok değil mi? Halbuki 700 kilo, bir ton gelenler var. Ama hiç mesuliyeti yok. Biz belki 50-60 kiloyuz, 70 kiloyuz ama öyle mesuliyet var ki şu mesuliyete bak. Niye bu kadar büyük bir alem, bu kadar küçük bir insana şey yapılmış, bağlanmış? Bakın öyle ağaçlar var ki, 100 metre boyunda ağaçlar var. 100 metrelik ağacın çekirdeği ne kadar? Bir nokta. Bir nokta kadar değil mi? Ya bu işte koskoca ağaç, yani bu ufacık çekirdekten, evet bu ufacık çekirdekten Cenab-ı Hak bunu halketti. Bu, bunda yapılacak küçük bir hareket, bir iğne soksan ne olur? Ağaç olmaz değil mi? O çekirdek ağaç olmaz. Bir ağacı harap etmiş olur musun? Olursun. O yüzden o çekirdek çok düzgün bir şekilde çürütülmeden ne yapılması lazım? Bir muamele-i kimyeviye, yani toprak altına girmesi ve güzelce inkişaf etmesini sağlamak gerektiği gibi biz de ibadet vasıtasıyla ruh çekirdeğini çürütmeden bu alemde inkişaf etmesini sağlamak zorundayız. Mecburiyetindeyiz. Yoksa ağacın hesabını sorarlar. Bak ağaç ne kadar büyük. Derler ki bu ağacı niye harap ettin? Ya Rabbi ben bir ağaç harap etmedim. Ben bir çekirdek harap ettim. Yok, sen bir ağacı harap ettin. Ağacın hesabı sorulacak, çekirdeğin sorulmayacak. Şems-i alemi ahiretten getirilmiş diyor. Bu şems-i şumus var ya, şems-i şumus diyoruz. Güneşler güneşi birbirine elimizle. Alemi ahiretten getirilmiş diyor. Risale-i'nde bu tabir var. Ahiret alemlerinden getirmiş Cenab-ı Hak. Bir kısmını Cenab-ı Şehadet aleminde halk etmiş ama bunu alem-i ahiretten getirmiş. Bak güneşi demedim. Şems-i şumusu dedim. Bir günü 50 bin sene olan o güneş. Bunun kaynakları nereden? Sözler 571, 31. söz, yine sözler 437, sözler 419. 41, 9. söz. Barla 325, Lemalar 68, paragraf son. Ondan sonra Tabakay ömrü insanın Rabb-i Şire'ye göre konması da yine Nuh Aleyhisselam'ın bin senelik ömrüne kıyasen ne yapılmış? Konulmuş. Hız biçimleri de çok farklıdır. Bakın hız ve harekat. Hız ve sürat birimleri diyor yine sözlerde. İnsan hareketi, gülle, salt, ziya, elektrik, ruh ve hayal süratleri diye farklı farklı neler var? Hız birimleri var. Bu hız birimleri de zaman birimleri için çok geçerli bir şeydir. Zaman operatörü Bediüzzaman Said Nursi tarafından zaman izah edilmiştir arkadaşlar. İlimden kudrete geçişte bir ihtizaz dedik ya geçen derste. Zamanı tarif etti yani orada. Ve bu Allah ruh süratini niye oraya göre belirlemiş belli veya ziya veya elektrik belli bir sürati, hızı var. Bunları niye böyle takdir etmiş? Bunlar belli bir alemlerdeki hız birimleridir. Genişleme birimleridir. Bu tekerlekten anlayacağınız arkadaşlar, yukarı çıkalım. Aslında anlamamız gerekli olan şeyi başta söyledim ki hani konuya o şekilde bakasınız diye tekrar bakıyoruz. Ta ki ne dedik? Bu tekerlekten hasıl olan efkar şudur.
insanın namazı hangi alemlere ve zamanlara tevafuk ediyor? O kıldığın basit namaz nerelere gidiyor? Nerelerle bağlantılı? İnsanın ne kadar büyük bir aleme noktayı mihrakiye olduğu, ne kadar büyük bir alemin ana merkezinde oturuyor. Böyle küçük bir hareketi, küçük bir yanlışı nelere mal olacak? Nelere mal olacak yaptığımız hatalar, yaptığımız yanlışlar? Ve insanın nasıl bir aleme kaptanlık ettiği, bütün o alemler değil mi? Hepsine tekabül eden o alemler var mesela. O alemlerin hepsine kaptanlık biz yapıyoruz. Cinleri bile yönetiyor insan. Düşün ya, yetkiye bak. Allah veriyor yetkiyi, görmek istiyor etkiyi. Değil mi? Ama bak, etki yok. Çalışmıyor. Yetkiyi vermişse etkiyi görmesi lazım. Yetki var, etki yoksa yetki alınır. Bu her şeyde bütün düzen ve kural böyledir. Alemde böyledir. Allah aslana yetki vermiş. Nedir? Yiyecek, parçalayacak. Ne yapıyor? Bir oturuyor, bir öküzün yarısını götürüyor. Vermiş yetkiyi, gösteriyor etkiyi. İstersen gir kafesine, gör etkiyi. Şimdi insan yapmış. Yani insan dediğimiz zaman da bir şey anlamamız lazım. Sen insan deyince ne anlıyorsun? Ya böyle bir aleme kaptanlık ve halifelik. Halifelik şudur. Yetki sahibi. Mahlukat üzerinde yetki sahibi. Bak Yunus Emre ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene verin onu, bana seni gerek seni. Yani hepsini geçmiş. Yani bu nedir? Ya cennet bir paket hediyedir sana. Yani o kadar yetkin var senin. Cennet var ya, böyle herkesin girmek için telaş ettiği. Yani keşke bir kere girebilsek dediği mesele nedir biliyor musun? İnsan için Allah'tan gelen bir hediyedir. Nasıl ki dünyada sana gelen bir hediyenin kendisiyle meşgul olmayıp hediye sahibini tanıyoruz, teşekküratımız ona veriyorsak, aynı şekilde cennet hediyesinin karşısında şoke olmamak gerekiyor. Cenneti de aynı şekilde geçeceksin. Hemen cennetin sahibine gözünü dikeceksin. Bana seni gerek seni. Yani cenneti istiskal edip, yani kale almamak manası değildir bu. Sahibinin daha yüce ve âli olduğunun alameti olarak. Yoksa hediyesini tahkir etmeyin. Hediyesini isteyin dualarınızda. Ama ya Rabbi, vermiş olduğun cennet senin bize bir hediyendir deyin. Vermiş olduğun çocuk senin bize bir hediyendir diyebilmen lazım. Vermiş olduğun cennet senin bize bir hediyendir. Halk etmiş olduğun bütün alemler senin bize bir ihsanındır deyip hep Allah'la muhatabiyet, Resulü'yle bağlantı böyle oluyor. Ama tabii kimisi cenneti gaye edinmiş. İnsanı müminler arasında da dereceler farklı farklı. Şimdi öylesi var ki işte beni diyor cennete götürecek olan bu şeyhtir diyor. O yolda gidiyor. Batıl yol mu? Yok. Yanlış değil. Batıl değil. Doğrudur. Ama onun dünyasında doğrudur. O kadarına talip olmuş. Ama alim ne yapıyor? Diyor ki ya Rabbi seni isterim seni. İşte o yüzden alim olmak lazım. Çünkü alimlik şöyledir. Mahşer meydanında Cenab-ı Hak diyor ki kullarına isteyin diyor. İşte istiyorlar tabii kendilerince. Cenab-ı Hak diyor ki yine isteyin diyor. Diyorlar ki ya Rabbi ne isteyelim, yani istediğimizi aldık. O zaman gidin alimlere sorun diyor. Yani burada alim, ilim çok önemlidir. Evet, insan kendi camiyetini ve ulviyetini de yine ne yapıyor? Bu alemlerle, bu şeylerle anlamış oluyor. Aslında o saati kübrayı çok daha genişletebiliriz. Yani bütün alemleri onun etrafında toplasan yeridir. Arş-ı kürsü, sidre-i müntehayı hepsini oraya koysan bütün alemleri ifade eden bir saati kübra olur. Bütün Risale-i Nur'daki o haritalı dersler var ya, onların hepsini toplayabilirsin. Bu açıdan konuya bakabilirsin. Böylelikle yetki daireni gör.